uzatıyor. Belki daha eklendi. En doğalı burada. Şeritelerle açılıyor. Ahmet Bey, bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok iyi yerdeyiz. Allah'a binlerce şükür. Buyurun Ziyer Hanım. Sağ olun, hepiniz buyurun. Ürünü ne kadar sattığımız değil, ürünü ne kadar güzel yaptığımız. Hem çalışan hem çalıştıran, doğru. Buyurun. Kadın eli değdiği gerçekten belli olmuş. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Hatay Defne'den herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyurucu Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Defne'de Şemun Gıda'yı tanımaya çalışacağız. Şemun Gıda'da neler yiyebiliriz? O konuda Zehra Hanım'dan bilgi alacağız. Buradan Zehra Hanım'ın yanına doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben gıda mühendisiyim. Biz burada insan sağlığını tehdit etmeyen gıdalar üretiyoruz. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim sağlıyoruz. Burada neler yiyebiliriz? Burada en güzel bütün yemekleri yiyebiliriz. Oruklarımız müthiş, kaytazlarımız çok güzel, saç oruklarımız, belde ekmeklerimiz. Yöresel aklımıza gelen her şey burada yapılıyor. En yani doğal. Lezzetlerin tamamını burada bulabilir miyiz? Evet, yani çoğu var burada. Bütün börek çeşitleri, oruk çeşitleri hepsi var. En güzel haliyle gerçek tereyağı, zeytinyağı, dana etiyle yapılan mis gibi ürünler. Hepsi kadın eliyle ortaya çıkıyor. Çiğ köftelerimiz içe hazırlanıyor. Dana, kıyma, soğan, baharat. Şu an mikserde bulgurumuz var. Bu şekilde köfteli et ekleniyor. Bu şekilde. Dana eti değil mi? Evet, bu şekilde bulgurla dana kıymamız harmanlanıyor. Çünkü köftenin özelliği diğer köfteden farklı bir geldi şekli bana bunun. Evet. Bunun ismi ne? Bu tombik köftemiz. Tombik köfte. Evet. Her müşteriye ayrı isteğine göre yaptırıyoruz. Normalde bizim köftelerimiz uzun ama müşterimiz şu şekilde istiyor, tombik köfte. 15 dakikada pişiyor, 10-15 dakika. Soğuklandı, soğutuldu, doğru mu? Evet, şu an. Şimdi en son müşteriye hazırlanıyor. Paketleme değil mi? Kıymalı zıngır böreğimiz, yöresel zingilet diyoruz. İçi bol kıymalı, tereyağlı, baharatlı, hamurunda da çörek okulusu var. Normal buğday unu. Yani Miroğlu unu. Piyasanın en güzel unu şu an Miroğlu unu. Her şey doğal. En doğalı burada. Çünkü yani gerçekten kendi bahçemizden yapılıyor, geliyorsunuz. Kendi bahçemizden çökeleği, peyniri hepsi burada kadınların ürettiği çökelekten yapılıyor. Zeytinyağı has bahçemizden. Bütün malzeme hani en güzel haliyle hazırlanıp ürünlere ekleniyor. Kaykazlarımız da harika. Şimdi bunların şekilleri aynı ama evet. İçerisinde birinin kıyma var, birinin diğerinde biber. Evet, yöresel katıklı biberli ekmeğimiz, yöresel kaytaz böreğimiz. Şu an i̇şte Ahmet Bey... en meşhur kahvaltılık mı bunlar? Evet, kahvaltılık değil sadece. Yani öğle yemeği, akşam yemeği, günün her saatinde yiyebileceğiniz çok güzel ürünler. Şöyle bunu size ikram edeyim Ahmet Bey. Ben birazdan yerim. Sıcak haliyle şimdi yemeniz lazım, buyurun. Öyle mi? Evet, buyurun. Ben geçen de söylemiştim, Hatay insanının en büyük özelliği
cömert olmalı değil mi? Öyle olmazsa bunda, olmaz yani. Burada sizde fazlasıyla var. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben etçil olduğum için önce etle başlayalım. Kadın eli değdiği gerçekten belli olmuş. Mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Lezzeti de 10 numara. Ellerinize sağlık. Afiyetler müthiş. Olsun. Afiyetler olsun. Şimdi sırada biberli ekmek var. Acısı yerinde, sıcacık, tazecik, mis gibi. Tereyağı gerçekten %100 dana eti ve dışında da en güzel unları, malzemeleri kullanıyoruz. Tamamen yöresel ve en güzel haliyle hazırlanıyor. Burada en önemli şeyden birisi un, doğru mu? Evet, un. Ya bütün malzemeler çok önemli. İçi dışı konulan her şey ama tabii unu en güzel bir rolü unu. Grup çağa gelinmek istediği zaman hani programlı arayıp da söylerlerse tabii ki onları ağırlayıp güzel bir yerde ağırlıyoruz. Proje hazırladık ve Avrupa Fondan yararlanarak Avrupa standartlarına yönelik bir tesis açtık. Hep kadınlar çalışıyor. İki kadınla başladık. Şu an bir sürü kadınımız var, emekçi kadınımız var. Yöresel bütün ürünleri hazırlıyoruz. En doğal, en güzel haliyle hazırlıyoruz ve Türkiye'nin her tarafına soğuk zincir kargolarıyla, yurt içi kargolarıyla gönderim sağlıyoruz. Yani sizin buradaki amacınız hem kadınlara istihdam sağlamak, evet. Hem de Hatay ürünlerini tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtma, doğru mu? Evet, kesinlikle. Zaten hedefimiz bizim ürünü ne kadar sattığımız değil, ürünü ne kadar güzel yaptığımız. Bizim için ana önceliğimiz ürünün kalitesi, lezzeti. Bu seneyle 8 yıl oluyor. Yeşil Pınar Defne, Antakya. Sabah 8'de açık, akşam 8'e kadar diyebiliriz ama normalde 6'ya kadar. Ama yine bazı müşterilerimizin özel randevu saatleri olunca ürün almak için kırmıyoruz, 8'e kadar kalıyoruz. Lojistikle, -18 zinciri kırılmadan, yurt içi kargoyla ve istediği gibi müşterilerimizin bir ulaşım sağlıyoruz. Fiyatlarımız aslında çok uygun. Gerçekten hani bu kalitede, bu doğal ürünü yaparak bu fiyatı vermek çok uygun. Hani burada da kiramız yok. Kadınların yol ücretleri yok. Ekstradan hani herkes yakın. Bu anlamda biz ürünleri uyguna veriyoruz. En büyük oruk 70 gram 10 lira. 10 yani taneyle mi, kiloyla mı? Kiloyla da 140 lira şu an kilomuz burada. Antalya, İzmir, İstanbul, Mersin, Ankara olmak üzere bir sürü otele ürün gönderiyoruz. Müşterilerimiz kendileri. Ayrıca bir sürü ev hanımına da ulaşıyoruz. Restoranlar grubumuz var, market grubumuz var. Kararlı ve istikrarlı olmak, hiçbir zaman yılmamak, azimle uğraşmak, istekli olmak. Bunlar işi biraz daha öne getirir, her zaman başarılı olmayı sağlar. Çok memnunuz, çok iyi yerdeyiz. Allah billerce şükür. Antakya'nın yöresel ürünlerini herkese tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ölçüde Zehra Hanım'a böyle bir iş imkanı sunduğu için çok çok teşekkür ederiz. Antakya'mız sağ olsun, en güzel ustalarımız, verimli, güzel kadınlarımız. Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Burada hepimiz patronuz, hepimiz çalışan kadınız. Yani gerçekten hani bir aileyiz burada. En güzel. Ahmet Bey, bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerinizin huzurunuzda Zehra Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yani köfteyi takdim edebilirsiniz. Buyurun Zehra Hanım. Sağ olun. Burada Hatay'da 33 başarılı çalışan, girişen 33 kadın seçildi. Ve sağ olsunlar aralarında bizi de seçtiler. Çok onur duyduk, çok mutlu olduk. Yöresel yemek, üretim anlamında bizi seçtiler. Her daldan bir kadın arkadaşımızı seçtiler ve bu anlamda çok güzel bir takip, bir ürün çekimi, paylaşımlar oluştu. Yani sağ siz olsunlar. Burada Hatay'da lezzetlerini tanıtan olarak birinci seçildi, doğru mu? Evet, evet, yöresel anlamda sağ olsunlar bizi Hatay'da 33 kadın arasında yöresellerde bizi seçtiler. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Hatay Büyükşehir'in yaptığı Hatay günlerine katılım sağlıyoruz ve çok inanılmaz satışlar yapıyoruz. Bizim oradaki standlarımızı gören bütün hani insanlarımız anlıyor ki burada kalite var, fark var. Çünkü standlarımız hep kadın çalışanlarımızla oluyor. Ürünlerin üstü kapalı, etiketleri, isimleri, fiyat listeleri üstünde belli ve standlarımız günde 3 defa satılıp bitiyor, yeniliyoruz. Hijyen anlamda bir numara, kalite anlamda aynı şekilde. O zaman Adana Lezzet Festivali'ne, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'na sizleri bekliyoruz. İnşallah, çok sağ olun. Güzel yerlere gidip bu ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyarız. Kare böreğimiz, saç horumuz, içi kuzu eti, dışında da 150 et, 150 bulgur var. İçli köfte ve oruklarımız. İçi %100 dana eti, dışında 150 et var. Bunlar da kokteyl oruklarımız. Gözlemeler 3 çeşit oluyor. Ispanaklı, peynirli ve patatesli olmak üzere 3 çeşit. Mini biberli ekmeklerimiz, kaytaz böreklerimiz, semir tek böreklerimiz, kıymalı, bol kıymalı,
külçe, 7 çeşit Antakya baharatından mevcut köy tereyağıyla açılıyor. Koydum. Teşekkürler. Şimdi Zehra Hanım, buranın hem siz söyleyin, sahibisin değil mi? Öyle sayılı. Hem patronu çesilsin, doğru mu? Hem çalışan hem çalıştıran, doğru. Ama patronu çesilsin, doğru mu? Patronu çe deniliyorsa onlardan daha çok çalışıyorum. Bu kadar da hoşgörülü bir sağ olun. İşveren diyelim. Yeliz Hanım'ın önerisiyle geldim buraya. Görmelik yapacağım. O konuda hiç şüphe yok. Sağ olun. Zehra Hanım, ellerinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. Herkese önerebileceğimiz bir yer, bir mekan. Zehra Hanım'ın bir misafirperverliği de ayrı bir güzellik kattı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz kırmadığınız için. Olur mu? Çok mutlu olduk. Beni Ahmet Bey'in önünde mahcup etmediğiniz için çok sağ olun. Olur mu? Sağ olsun. Ahmet Bey de maşallah bizi. Çok değerli biri. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu oruk mu, köfte miydi bu? Oruk değil mi bu? Aslında ekşi köfte diyoruz ama oruk çok, isim oruk. Oruk ve tombik oruk olarak geçiyor bu. Şöyle içini açabiliriz değil mi? Tabii ki. Açmamız lazım zaten. Şöyle yakından göstereyim. Sizden de gördüğü gibi dolu dolu. Siz de buyurun, bir de yiyelim. Şu küçüğü açayım. Şöyle bakın, ucundan ucuna et dolu ve dış tabakası incecik. Şimdi bunun şekli farklı, bu farklı. Evet. Yani burada o zaman müşterinin istediğine göre mi yapılıyor? Aynen, bir sürü çeşit var. 30 gramdan 90 grama kadar her türlü oruk üretiliyor. Büyüklük, şekil, armut, külah, elma, yuvarlak. Şekil müşterinin isteğine göre yapılıyor. Bunları sadece yağda kızartıyorsunuz. Yani sadece, ben suda falan haşlamaya falan gerekiyor değil mi? Haşlama isteyen yapabilir tabii ki. İsteğe göre haşlama, kızartma ve fırında, baharda pişirebilir. Özellikle bunun lezzet olmasının sebeplerinden birisi patroniçe Zehra Hanım'ın burada büyük bir emeği var. Yani müthiş lezzetler. Doyurucu tatlar paylaşırsa hep birlikte büyür. Büyür el ele. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Doyurucu, doyurucu tatlar paylaşıldıkça hep birlikte büyür el ele. Şey gibi oldu. Hep birlikte büyür el ele değil mi? Midoğlu'nun üretimi sizde değil mi? Evet, bizde. Yani sahibi sizsiniz. Biziz. Ya bu olmadı ya, reklam yapmıyor ki. Onu siz söyleyin hani. Bu tür videolardan ve bu tür mekanlardan, iş kadınlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Zehra Hanım, ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık.